Efendim günaydın. Özü Sözü İnsan TRT ekranlarından, TRT1 ekranından, Bu Toprağın Sesinden herkese bereketli bir sabah diliyoruz. Bugün sorumlulukları görünenden daha fazla olan bir mesleği, Anadolu'nun binlerce yıldır en kutsal saydığı mesleği yani çobanlığı konuşacağız. Ve çok kıymetli iki genç kardeşim var. Belki sosyal medya hesaplarından onları tanıyorsunuz ama bugün Bu Toprağın Sesi'nde hikayelerine birlikte ortak olmak istiyoruz. Konuklarımız Mersin Dağlı Köyü'nden Mesut Topal, Sivas'ın Güneş Köyü'nden Tarık Kara. Özellikle Tarık'ı okuduğu türkülerden de bileceksiniz. Bugün hem türkülerini okuyacağız hem de onların o kutsal mesleğini yani çobanlığı konuşacağız. Peki bu kadar mı? Elbette ki değil. Daimi konuğumuz veteriner hekim Tahir Yavuz hocamla birlikte özellikle yetiştiriciler için püf noktalarını vermeye devam ediyoruz. Bugün yumurtalık kistlerini konuşacağız. Özellikle sürüye nasıl bir zararı var? Yumurtalık kistlerinin tedavisi var mı? Püf noktaları Sayın Tahir Yavuz'dan alacağız. Hasılı sözü fazla uzatmayalım. Dop dolu bir içerikle reklamlardan hemen sonra karşınızdayız. Efendim veteriner hekim Tahir Yavuz hocamla birlikte püf noktalarını vermeye devam ediyoruz. Hocam günaydın. Günaydın, herkese selamlar. Nasılsınız? Sağ olun, sizler. Biz de sizi gördük, daha iyi olduk hocam. Bugün önemli bir konuyu yine ele alıyorsunuz hocam. Özellikle büyükbaş hayvanlarda yani ineklerde yumurtalık kistleri. Evet. Peki hocam yumurtalık kistleri ineklerde ne gibi sorunlar oluşturuyor ve her kist birbirinin aynı mı yoksa farklı mı? Evet, çok farklı. Kist var. Ve onu özellikle anlatmak istedim. Sebebi bana genelde kist varmış falan filan. Tamam ama kist var. Bakın iki tane kist var burada. Şimdi korpus luteum kisti, sarı cisim kisti var. Bir de kistik yumurtalık var. Bunlar ikisi farklı. Altında da yazıyor zaten. Bu kistin sebepleri, sonuçları ve tedavileri farklıdır. Yani bunlar farklı sebeplerden oluşuyor. Farklı sonuçlar ortaya çıkarıyor ve tedavileri de farklı. Şimdi bakın burada bir yumurtalık temsili resim tabii bunlar. Bu temsili resimde bir yumurta var. Ovaryum. Üzerinde bir sarı cisim var. Bu sarı cisim gebeliğin garantisidir. Gebe olunca buraya gelir oturur. Ve gebelik hormonu salgılar. Progesteron diyoruz. Bu progesteron salgıladığı sürece hayvan kızgınlık göstermez. Doğum olur. Doğumdan sonra bu buradan dağılır. Gider. O gidince östrojen gelir. Yani kızgınlık hormonu gelir ve hayvan tekrar normal kızgınlık siklusuna girer ve kızgınlık döngüsü başlar. Fakat ne olduysa oluyor. Tam olarak %100 bundandır diyemiyor bilim insanlar ama çeşitli sebeplerden bu kist burada kalıyor. Kist olarak dağılmıyor. Kist olarak dağılmayınca progesteron yani gebelik hormonu salgılamaya devam ediyor. Halbuki gebe değil, doğurmuştu. Ama hayvan kendini gebe zannediyor. Gebe sanıyor. Hayvan kendini gebe sandığı için kızgınlık görmüyor. Kızgınlık görmeyince biz de tohumlayamıyoruz tabii. Kızgınlık görülmesi lazım. Onun için bir kist bu. İkinci kist bu. Kızgınlık bunda gözleniyor. Fakat o kadar düzensiz ki 21 günde bir değil. 5 günde bir, 10 günde bir, 20 günde bir, tekrar 3 günde bir, 5 günde bir. Fakat döllerseniz de döl tutmuyor. Böylece kistler döl tutmama sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Onun için bunun gerisine şimdi bakacağız. Yani bunu gördük ya, neden oluyor? Gerisine bakalım. Bakalım hocam. Bakın size daha önce burada püf noktasında obez inek anlatmıştım. Evet. Bu da tam tersi. Zayıf inek. Aslında aynı inek. Sebebi kuru dönemde obez yaptık. Aşırı şişmanlattık. Doğumdan sonra da böyle hızlı zayıfladı. Ben buna zincirleme kaza diyorum. Bunun adı zincirleme kaza. Zincirleme kazayı en son konuyu bitirirken anlatacağım. Bakın vücut kondisyon skoru 1. Yani çok zayıf. Hatırlar mısınız obezineye 5 demiştik. Buna da 1 diyoruz. Ve burada enteresan bir bilgi vereceğim. Bu da püf noktası. Bakın burası çökmüş. Zayıflıktan. Evet. Sağrısı. Sağrısı hayvanın çökmüş bakın. Ve burada bilmiyorum belirgin mi bir V harfi çıkmış ortaya. Sanki bir V harfi varmış evet, gibi şurada. Bu ne demek? Koş veteriner hekim çağır demek. V harfi, veteriner hekim çağır. V harfi evet. Neden? Çünkü bu inek döl tutmayacaktır. Bu inek döl tutmayacaktır bu haliyle. Zincirleme kaza başladı. Devam edelim. Kuru dönemde hatalı beslemeyle kaynaklanıyor. En tepede olmuş. En tepede bu. Kuru dönemde hatalı besleme. Ben biliyorsunuz daha önce de söyledim. Kuru dönem en önemli dönemdir. Bundan daha önemli bir dönem yoktur inanın. Ama herkes buzağıyla, sağmalla, memeyle, sağımla, sütle, bugün ne kadar süt aldımla uğraşırken bu kuru dönemdekiler bir kenarda kalmıştır. Ve gerekli özen gösterilmemiştir. Hatta nedense bazen hazır yiyici olarak bile görülür bu kuru dönemdeki zavallılar. Halbuki bunlar en kıymetli hayvanlardır. Bir süre sonra bize yavru verecek ve bol bol süt verecektir. Şüphesiz. Şimdi kuru dönemde hatalı besledik mi? Doğumdan sonra bu inekler hızla zayıflıyorlar. Hızla zayıflıyorlar ve adeta bir balon gibi böyle sönüyorlar yavaş yavaş. Bu bize bir enerji yetmezliği olayı getiriyor. Yani enerjisi yetmedi hayvan. Enerjisi yetmeyen hayvanda IGF-1 eksikliği ortaya çıkıyor. Bunun adı insülin benzeri büyüme faktörü 1. Bu IGF-1 eksik olan bir vücutta LH hormonu eksik oluyor. IGF eksikse LH hormonu eksik oluyor. O eksik olunca? LH hormonu eksik demek yani luteinize yapan hormon, luteinize hormonu eksik olunca yumurta olgunlaşmış, hazır, patlamaya hazır, patlayıp yumurta yoluna bir yumurta atacak, atamıyor. Atamıyor. Yani şu eksik olduğu için. Neden? Kapı açılmıyor. Bu çünkü luteinize edecekti ve yumurta çatlayacaktı. Yumurta çatlayamayınca yumurta kanalına bir yumurta atılamadı. Siz istediğiniz kadar dölleyin. Sperma yani tohum oralara gitti. Fakat kız yok ortada. Yani dişi materyal yok. Yumurta gelmedi. Dolayısıyla döl tutamıyor. Bir süre daha arandı. Yine ortada bir yumurta yok. Ne yapsın? Döllenme olmadı. Döllenme olmayınca iki tane sonucu var bunun. Birisi döl tutmama. Çünkü döllenme olmadı, döl tutmadı. İkincisi de yumurtalıkta kistik oluşum. Yumurtalıkta o kist oluşuyor ya. O kist yumurtanın içinde gömülü. Yani benzetmek gibi olmasın patlamamış sivilce gibi orada duruyor. Şimdi bir tane daha oldu. Bir süre sonra bir tane daha oldu. Bir yumurta kisti daha. Bir kist daha, bir kist daha, bir sürü kist oldu. Ne oluyor bunlar? Östrojen salgılıyor. Östrojen salgıladıkça hayvan ikide bir kızgınlık gösteriyor ama ortada bir yumurta yok. Döl tutmuyor. İşte bunun adı da kistik ovaryum, kistik yumurtalık. Bunun altını çizelim. Bu zincirleme kaza. Bakın ben buna bu ismi koydum. Evet. Zincirleme kaza. Bakın buradan bir başladı buraya kadar geldi ve iki tane kötü sonuçla bulduk bunu. Bu tabloyu aklımıza bir kazıyalım. Evet. Bir sonrakine geçelim. Bunun sonrası yok. Hah. Çünkü kaza oldu artık. Artık daha ne yapalım? Döl tutmama oldu, yumurtalıkta kistik oluşum oldu. O zaman hocam şunu ben merak ettim. Şimdi bir yetiştirici gözüyle baktığımda. Peki bütün bu zincirleme kazadan sonra ineğim döl tutamıyor. Yumurtalıkta kistik oluşum başlamış. Tedavisi var mı? Var. Hah, tedavisi var. Evet. Şimdi ilk başta söylediğimiz korpus luteum kistinin tedavisi çok basit. Bir prostaglandin F2-alfa etken maddeli bir ilaç yapıyoruz. Kızgınlık görülüyor. Görülmezse 11 gün sonra bir daha yapıyoruz. Kesinlikle kızgınlık görülüyor. Eğer bu iki enjeksiyonla kızgınlık görülmediyse derdimiz o değil. O zaman başka yere bakacağız. Yani kistik korpus luteum değil o zaman başka bir şey. Yani bir kalıcı korpus luteum vardı onu dağıtabilirdik. Ama bütün buna rağmen hala kızgınlık göremiyorsak kalıcı korpus luteumla ilgili değil. Çünkü yaptık prostaglandini onu dağıtacaktı. Prostaglandin yapılınca 3 gün içinde tesiri görülür. 3 gün içinde ve kızgınlık meydana gelir. Yok, görülmedi. 11. gün bir daha yaparsınız. Bu sefer garanti kızgınlık görülür. Eğer korpus luteum kisti ise. Peki evet. Değil de biz bütün bu süreci, bütün bu aşamaları geçtik ve artık ineği tedavi edemiyoruz. İşte o zaman ne oluyor? Şimdi diğer kiste girelim. Bu sefer diğer kist neydi? Ovaryumun içine gömülü olan, yani yumurtalığın içine gömülü olan kist. Sayısı fazla olanlardı. O 1, 2, 3, 5 derken bir sürü gömük kist oldu. Onlar östrojen salgılıyor, hayvan 2'de bir kızgınlık gösteriyor. Onun tedavisi ve hormonu farklı. Buna yaptığımız tedavi bundan netice vermez. Bu ayrı. Bunu doğru tedavi yani doğru teşhis etmezseniz buna yanlış hormon, buna da yanlış hormon yapabilirsiniz. Doğru teşhis lazım. Bu teşhisleri özellikle üstünde durarak söylüyorum. Şimdi diyelim buna yumurtanın içine gömülmüş bir sürü kist var ve sürekli östrojen salgılıyor. Hayvan 2'de bir kızgınlık gösteriyor ama döl tutmuyor. Bunun gittiği nokta ninfomani. Yani? Ninfomani. Yani sürekli kızgınlıkta ama döl tutma yok. Ben olsam, bak şurada bir püf noktası daha söyleyeyim size. Bu da enteresan. Ben olsam bu hayvanı döl tutmuyor diye kesime göndermem. Oldu, başımıza bir kaza geldi, tamam da bu hayvanı hani krizden faydalanalım. Krizi fırsata çevirelim, öyle diyorum şimdi. Krizi fırsata çevirmenin yolu. Sürülerde en çok bizim ana sorunlarımızdan biri kızgınlığın kaçırılmasıdır. Sürülerde biz kızgınlığı kaçırma konusunda çok tedirgin oluruz. Çünkü dünyada yapılan çalışmalarda ben sürümde kızgınlık kaçırmam diyenler bile %25-30 oranında kaçırıyorlar. Kesinlikle ben kızgınlık kaçırmam diyen çiftliklerde yapılan çalışmalar bunlar. Bayağı yüksek. Yani %70'ini 75'ini yakalıyor, gene %25-30 kaçırıyor. Ama kimse kızgınlığı kaçırdığını anlatmıyor. Bilmiyor çünkü, farkında değil. Ne yapacak hocam, yetiştirecek? Bu var ya bu. Bu şimdi krizden fırsat. Ninfomanik ya bu. Bunu sürünün içinde, ineklerin içine salacaksınız. Gezecek. Bunun işaret ettiği hayvanı kızgınlıkta hemen tohumlayacaksınız. Bu o kadar, bunun yaptığını hiçbir alet, hiçbir kimse yapamaz. Ninfomanik inek. Ninfomanik inek sürüde hangi hayvanı işaret ediyorsa onunla bu işi bitireceksiniz ve tohumlayacaksınız. Bu kadar. Şahane bir püf noktası oldu hocam. Püf noktası da bu. Çok teşekkür ederiz. O zaman konuklarımızı davet edelim ve programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Bu toprağın sesinde bugün. Genç ve idealist hayvan yetiştiricilerimiz ülkemiz hayvancılığına umut veriyorlar. Bugün konumuz tarımda genç girişimciler. Mesut Topal, sürü yönetiminde drone teknolojisini nasıl kullanıyor? Sesiyle herkesi büyüleyen Sivaslı çoban Tarık Kara, atadan kalma mesleğini nasıl sürdürüyor? Sürü yönetiminin incelikleri nelerdir? Stüdyo konuklarımız yetiştirici Mesut Topal ve Tarık Kara bu soruların yanıtlarını verecekler. Hepsi birazdan Bu Toprağın Sesi'nde. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, WhatsApp üzerinden sorularınızı, fotoğraflarınızı ve videolarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0506 987 27 79. Elimin enişti benim günah, benim suç benim ah, benim suç benim. Elimin eniştem derdin zehrini, hata benim günah, benim suç benim ah, benim suç benim. Bir günden bir güne sormadım seni. Körümüş gözlerim, görmedim seni. Boşa mecnun eylemişim ben beni. Hata benim günah, benim suç benim ah, benim suç benim. Boşa mecnun eylemişim ben beni. Hata benim günah, benim suç benim of, benim suç benim. Bu toprağın sesi, ağzına sağlık. Teşekkür Sağ ediyorum. Olasın Tarık. Teşekkürler. Hocam tüylerimiz diken diken olmadı mı? Anadolu'nun 1000 yıllık türkülerini, Anadolu'nun 1000 yıllık kutsal mesleğiyle birleştiren iki genç girişimci ve çok ama çok yetenekli iki genç kardeşimle bugün aslında programı Tahir Hocam'la birlikte paylaşacağız. Mersin'in Dağlı Köyü'nden Mesut Topal, Sivas'ın Güneş Köyü'nden Tarık Kara. Genç kardeşlerim hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Teşekkür ettik. İyi ki siz de bizi çağırdınız. Teşekkürler, iyi ki siz geldiniz. Şimdi düşünüyorum da o Anadolu'nun o 1000 yıllık geçmişine baktığımızda hocam, türküler zaten bize kültürümüzü aktarıyor. Bir yandan da çobanlık o kadar önemli bir meslek ki hem Mesut'u hem Tarık'ı siz de gördüğünüzde eminim aynı şeyi düşündünüz. Onlar memleket için üretmeye devam ediyorlar. O yüzden bugün bu toprağın sesi onlar. Nasılsınız? Nasılsın Tarık? Nasılsın Mesut? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Biz sizi gördük, daha iyi olduk. Hemen şunu da söyleyeyim. Stüdyomuzun bereketini görüyorsunuz. Mesut'la konuşurken aslında bütün bunları da detaylı konuşacağız. Mesut hem keçi sürüsüne sahip, hem limon yetiştiriciliği yapıyor, hem de masamda gördüğümüz pek çok şeyi de yetiştirmeye devam ediyor. Evet. Tarık'a dönüp baktığımızda Tarık hali hazırda zaten koyun sürüsünü güdüyor, dağlarda üretmeye devam ediyor, aynen, memlekete hizmet etmeye devam ediyor. Tarık'la başlayalım. Tarık, aslında erkeklerin yaşı rahatlıkla sorulur değil mi Tahir Hocam? Hele böyle genç olunca. Hele böyle genç olunca daha da. Tarık kaç yaşındasın? 35 yaşındayım. 35 yıldır çobanlık mesleği atadan sana yadigar devam ediyor mu? Şimdi zaten şöyle söyleyeyim, köyde koyun olan bir ailede doğduysanız eğer, yürümeye başladığınızda çobanlıkta sizle başlamış olur. Çünkü bir işin ucundan mutlaka tutmanız gerekir. Onun için yani doğduk, yürümeye başladıysak bilin ki biz çobanız yani. Köyde yaşıyorsak çobanlık mutlaka bir yerde yapmışızdır. Okula gidersek ayrıdır ama okuldan geldiğimizde mutlaka o hayvanların içine bir gidilir. O bir görevdir yani, o bir mirastır. Onu değiştiremezsiniz. Köyde yaşıyorsanız bu miras da bize kaldı. Biz de bu mirası devam ettiriyoruz inşallah. O yüzden 35 yıldır dedim. Çünkü doğduğunuz an adımlarınızla birlikte başlıyorsunuz. Yani. Buraya geldiğinizde Mesut kardeşimin evladı da geldi. Daha 2 yaşında ama keçi deyince hemen gözleri böyle parlamaya başlıyor Mesut. Öyle değil mi? Kesinlikle. Keçi, köpek, kedi, yani hayvanların içinde olduğundan çok hassas oldu onların. Traktöre çok ilgisi var, motora çok ilgisi var. Annesiyle evde olay çıkarıyor. Ben tarlaya götürdüğüm zaman upuslu. Ya. Tarlada uyuyakalıyor veya toprakla oynarken. Onlar bizim gençlerimiz aslında, evet, geleceğimiz. Şimdi Mesut aslında aşçılık. Evet. Asıl meslek aşçılık. Sonrasında diyorsun ki ben bir aşçılığı şöyle bir köşeye koyayım da aile işletmesini büyütmeye başlayayım. Evet. Öyle mi başladı hikaye? Babam bana şöyle bir teklifte bulundu. Ben tam evraklarımı Antalya'ya yolladım çalışmak için. İş hazır, bekliyorlar. Sigorta girişini yapacaklar. Babam da dedi, oğlum dedi, gittiğinde ne kazanacaksın dedi. Baba işte şu kadar dedim. Oğlum dedi, burada kal, bahçemize bak. Onun dedi 2 katını kazanırsın. Hayvandan kazanacağını saymıyorum bile dedi. Düşündüm, evinde oğluyum, ben gitsem yani başka işe gideceğim. Benim gençliğimden faydalanana kadar kullanacaklar beni. Daha sonrasında ben yaşlandığımda ya emekli ayıracaklar ya işten çıkaracaklar dedim. Geri döndüğümde bahçe olacak, orman, dağ. Dedim burada kalayım, bahçeme bakayım. Hayvanlarımızı işte geliştireyim. O işleri ele aldım. Gitmedim, iyi ki de kalmışım. İyi ki de kalmışsın. Bak şimdi görüntülerini de ekranda görüyoruz. Mesut'un hakikaten, Tarık'ın da öyle, Mesut'un da öyle farklı hikayeleri var. Güçlü hikayeleri var. Neden güçlü hikayeleri var? Çünkü sen aslında batmak üzere olan bir aile, evet, işletmesini yeniden, tabiri yerindeyse hocam, şaha kaldırıyor. O hikayeyi de dinleyeceğiz. Şu Tarık, tekrar sana geri dönmek istiyorum. Çobanlık çok kutsal bir meslek. Çok zor bir meslek ama insanlar seni daha çok okuduğun türkülerle tanımaya, aynen, başladılar. Sosyal medyanın gücü. Nasıl kullanırsanız hocam, bütün bilgiyi nereden almak isterseniz en doğru şekilde oradan ulaşırsınız. Tek bir türküyle, bir bozlakla bütün Türkiye seni tanımaya başladı. Nasıl oldu? Nasıl aklına geldi? Yani zaten dağlar, bayırlar, ovalar senin. Hep türkü okuyordun ama hani onu çekip de sosyal medyaya aktarmak nasıl aklına geldi? Sonra nasıl tepkiler geldi sana? Şimdi ben zaten hani böyle sosyal medyayı sürekli kullanıyordum. İşte hayvanları pazarlama aşamasında da sosyal medyayı kullanıyordum. Hani türküyü de söylüyordum ya, zaten çevrem biliyordu. Bunu da dedim hani paylaşayım, herkes dinlesin. Öyle olunca da gerçekten çok güzel tepkiler aldık, sağ olsunlar. Millet yani bunu istiyormuş gerçekten. O da benden çıktı. Bunu böyle yaptım, güzel oldu. Çok güzel tepkiler olunca da ben de devam ettirmeye çalışıyorum işte, söylemeye çalışıyorum. Hem bir işimi yapıyorum, hem bir türkü söylüyorum. Hem beni izleyenler, uzakta kalanlar bir böyle hasret gidersin diye düşünüyorum. Aa, ne güzel. Yani çünkü öyle güzel yorumlar geliyor ki işte mesela abi diyor 30 yıl önce ben köyümdeydim, şimdi bana köyümü hatırlattın işte. Geçmişimi hatırlattın, babamı hatırlattın, ebemi hatırlattın, dedemi hatırlattın. Öyle güzel yorumlar oluyor ki, ya böyle olunca da ben daha güzel şeyler yapmak istiyorum. Daha güzel şeyler çekmek istiyorum. Daha güzel paylaşımlar yapmak istiyorum. Yani büyük bir mutluluk benim için. Çok güzel. Aslında Tarık, hem sen hem de Mesut, sen kardeşim, öze dönüşü yeniden bize hatırlatıyorlar değil mi Tahir hocam? Hı. Bu coğrafyanın keçi, koyun varlığını bize hatırlatıyorlar. Bunun çok önemli olduğunu, bu ülkenin kalkınmasında çok önemli olduğunu, kırsalın ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyorsunuz. Var olun. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Mesut, sen drone'lu çoban diye tanınıyorsun. Evet. Yani hocam Mesut teknolojiyle geleneği birleştirmiş. Birleştirmiş mi? Ne güzel. Niye drone'lu çoban diyorlar sana? Drone fikri nereden geldi? Arazim, yani bulunduğumuz coğrafyadan. Daha doğrusu ailemin drone'u almadan önceki o gözümün önündeki rezillikleri, yorgunlukları, yani hayvanı otlatıp geliyorlar. Tam sofraya oturduk, topluca bir yemek yiyeceğiz. Bir telefon geliyor veya bir bakıyoruz hayvan yok, gitmiş. Keçi kaçmış. Gidiyor, bütün sürü yol ele almış gidiyor. Orada sofra yerde kalıyor. Herkes biri keçinin bir tarafından çevirmeye, diğeri bir tarafından çevirmeye gidiyor veya şurada keçiniz var. Ama şurada dedikleri, yürüyerek gitsen en az 2 saat patika yol. Araç ulaşımı zaten yok. Dedim ne yaparım, nasıl ederim, bu şekilde olmaz. Çoban tutmaya çalışıyorum. Zaten çobanlıkları şu anda ülkemizde Afganlar kapmaya çalışıyor. Yerlilerden bulamıyoruz. Dedim Afgan getirsen sanki benden iyi mi bakacak elin Afgan'ı? Dedim yani buna bir çözüm bulmak lazım. Böyle videolarda bakınırken drone'u gördüm. Dedim acaba bu drone'u alsam bizim hayvanlar ürker mi, gelir mi? Dedim denemek lazım. Ama o da bir 2 yıl peşinde koştumdur onun. Çünkü ekonomikmen hemen ulaşamıyorsun. Daha işletmeyi yeni yeni ayaklandırmaya başlamışım. Nasıl alırım, nasıl yaparım? Gidelim keçilerin gübrelerini bir birleyeyim, satayım. Oradan biraz bir para geldi, attım köşeye. Biri bir adak istedi. Ya Mesut, benim adağım var, kesip getirebilirsin. Kestim, onun parasını attım bir köşeye. Derken birkaç gün yövmeye gittim. Paranın hemen hemen %75'i hazır oldu. Artık başka da para geliri yok. Baktım, kredi kartıyla taksit var. Aldımdır onu, sipariş ettim, geldi. Daha hiçbir eğitimim yok, hiçbir şey bilmiyorum. Videolardan izlediğim kadarıyla. İlk denemeyi bir yaptım. Anne dedim, var mı bir yerde kaçak keçi? Oğlum dedi, şu 2 keçimiz yok. Şuraya gitmiş olabilir. Ama şuraya dediği yer dağlar. Aralarından vadi geçiyor. 3 tane farklı dağ. Şey söyleyelim mi Mesut? Yani keçi yetiştiricileri bilir de. Mesela koyun gibi değildir Tarık. Keçi, sen de bilirsin. Yani. Evet. Keçi özellikle o Torosların coğrafyasında nereye gittiğini bulamazsınız. O keçileri kaçırmak deyimi de zaten oradan gelir. Gerçekten gittiği yeri bulamazsınız da sürüyü kaybedersiniz, evet, bir anda. O yüzden de onun peşinden gitmek de zordur. Senin buluşun muazzam. Ya çok yorucu. Kurnazlar bir de dağlarda böyle inlere, mağaralara sokuluyorlar. Bazen drone'la bile yani zor buluyorum. Bulduğum zaman drone'la ürkütebilirsem eve geliyor. Ürkmezlerse anneme diyorum ya da babama, şurada elleriyle koymuş gibi gidiyorlar, oradan alıp geliyorlar. Ya da drone'un gürültüsüyle tam korkudan iyice mağaranın içine pusuyorlar korkudan. Orada duruyorlar. 1 saat 2 saat kıpırdamıyorlar. Ama drone yokken haber geliyor, sizin keçiyi şurada gördük. Bir gidiyorsun, orada keçi yok. Bir bakıyorsun, karşı dağa geçmiş. E mübarek, ne zaman geçtin oraya? Aslında işinizin ne kadar, böyle tabii gülümseyerek bunları Mesut'a anlatıyorsun ama işinizin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi koyun gütmek zordur, keçi gütmek de zordur. Aslında biraz... Bugün daha çok hocam çobanlığın üzerine durmak istiyorum ben. Elbette ki her iki tür bizim memleketimiz için çok önemli. Ata mesleklerimiz bunlar bizim. O yüzden sana deseler ki Tarık, keçileri vereyim, alır mısın? Ben keçiyi vermem, yapamam, yok. Ben koyun olacak, benimki koyun olacak. Keçi, bizim keçilerimiz de vardı, ben onları sattım yani, hiç koymadım. Hiç zor oldu değil mi? Yani çünkü hem bakması zor, hem yayması zor. Yani koyun biri nereye gitse hepsi oraya gider ama keçi öyle değil ki, bir bakmışsın kayaya çıkmış, bir bakmışsın çalıya çıkmış. Allah yardım etsin kardeşimize, vallahi onun işi çok zor. Ne kadar var Tarık malın? Yani şu an zaten abimle beraberiz yani, aile işletmemiz var. 350 kadar koyunumuz var. 7-24 hiç durmayan, aslında devam eden bir mesleğimiz, tabii, var. Biraz oradan girelim mi Tarık? Yaşadığın böyle enteresan, zorladığın, hani... Ya Nilgün Hanım şunu da artık yaptılar ve ben hani aman çok yoruldum dediğin, böyle aklına gelen var mı bir anın? Vallahi anı olarak değil de geçen yıl kış şartları çok geçti ya hani. Çok zordu. Çok soğuktu. Hele ki Sivas'ın soğuğu, aynen karı. Aynen öyle. Of. Geçen yıl tam böyle koyun kuzulama zamanında kış oldu. Öyle acayip derecede soğuk olurdu. Yani ahıra zor gidip geliyorduk artık. Yani o zaman gerçekten böyle çok yorulmuştuk yani, abim de ben de. Abi öyle bir kış oluyordu ki artık koyunlar sütten kesiliyordu. Koyun mesela kuzusunu alıyor, normalde kuzuluyor, kuzusunu biliyor. Dışarıya çıkıyor hayvan. Soğuğa çıktığı zaman koyun yani canının derdine düşüyor. İçeri geliyor, kuzuyu almıyor. Bu sefer onları geri aldırmak için ayrı yerlere koyuyoruz, uğraşıyoruz. Ayrı yem, ayrı şey. Kimisi işte kuzusunu kabul etmiyor yani, almıyor. Yani geçen yıl çok zorlanmıştık kış şartlarında. Bu sene de pek kış olmadı ama inşallah hayırlı yağışlarda olur. Kışı bekliyoruz yani, karı kışı bekliyoruz. Aynen. O önemli, hayvanlar için önemli, bitkiler için, yani hepimiz, evet, için çok önemli. Keçi bakımı. Şimdi, evet, koyundan biraz daha farklıdır Mesut. Keçiler o inatları yüzünden de biraz aslında temiz hayvanlardır ama bir de. Evet. Değil mi? Keçi bakımında nelere dikkat ediyorsun ki sürü sağlığını kontrol altında tutabiliyorsun, evet, ve sen hangi tür keçiyi besliyorsun, verimin nasıl, biraz da onlardan konuşalım. Ben Mersin yöresine ait kıl keçisi yetiştiriyorum. Hatta kıl keçisi halk elinde ıslah projesinden de keçilerimi ona dahil ettirdim, onun da faydalanıyorum. Devlet elinden de bir destek aldım. Evet, devletten oradan ekstra destek alıyorum normal desteklerin haricinde. Keçilerin sağlıklı olması için altının gübresinin düzenli olarak toplanması gerekiyor. Bir de bizim oralarda bu şeylerde gördüğünüz gibi büyük çiftlikler gibi değil ağıllar. Biz kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Ağaçlarla veya demirlerle kendimiz onarıp üzerini naylonla, çadırla kapatıyoruz. Kenarlarında kendimiz kazmayla, kürekle kazıp çadırları gömüp oradan hayvanın altına su gelmesin diye uğraşıyoruz. Ama aşırı yağış olduğu zaman oradan hayvanın altına su çıkarsa veya üzerinden delik olur akarsa hayvan anında oradan mikrop kapıyor, hastalanıyor ya yavruyu atıyor ya başka hastalıklar çıkıyor. Tahir Hocam çok önemli değil mi? Yani hem koyunun ahırı hem de keçinin ağılı. Yine büyükbaş hayvancılıkta olduğu gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Kuru ve temiz. Kuru ve temiz. Kuru ve temiz aynen. Kuru ve temiz tutmak için yani tüm çabamız o. Keçi ve koyunun en çok karşılaşılan hastalık, özellikle çobanları da zorlayacak hastalıklar neler hocam? Yani nereye en çok dikkat etmeleri gerekiyor? Yani sanıyorum onlar biraz bize bahsedebilirler ama en çok mesela agalaksi, süt kesen büyük bir sorun olabilir. Tabii diğer aşılarını muntazam yaptıklarını artık düşünüyorum. Yani mesela enterotoksemiye sizin bölgede ne diyorlar? Çelerme derler. Çelerme, hızlı çelerme. Mesela bunun aşısını tıkır tıkır öğrendi herkes. Biliyorlar evet. Yani onu sanmıyorum artık sorun yaratacağını. Çünkü onu bilirler ve sistemi aşı yaparlar. Yani çünkü hedefse sürüyü çoğaltmak, bereketi arttırmak. Yani ben çok soru alırım her bölgeden, her yerden. Ama bazı bölgelerin özel sorunları da olabilir. Mesela bilmiyorum Sivas'ta özel sorunlar var mı? Valla hocam bizim Sivas'ta son yıllarda özellikle yeni doğan ölümleri çok oluyor kuzularda. Bana da çok geliyor yani yani inanın yeni doğan ölümleri artık yasaklandı. Yasakladım yani onları bitirdik. Yeni doğan ölümü niye bu kadar çok oluyor? İşte vallahi bunlar septisemik sorunlar. Bilhassa bunların anneye yapılan aşıları yavruya doğar doğmaz hazır antiserumları var. Artık kesinlikle inanın ölmez. Yani öldürmeyiz. Bitmiştir. Yani benim dediklerimi yapsınlar. Hiçbir tane oğlak veya kuzu kaybetmezler. Biz bugün şanslıyız. Tarık'la Mesut buraya geldi. Şimdi Tarık da şanslı. Tahir Hocam'la tanıştı. Tahir Hocam'dan çıkışta püf noktalarını alırsın. Hiç öldürmeyeceğiz. Oğlak, kuzu, buzağı kesinlikle öldürmek yasaklandı. Çünkü çaresi var. Ben eski biri olarak pek benden daha yeni arkadaşlar şey yapmaz. Ben çok eziyetini çektim bunların. Çünkü elinizde kalırdı. Ama şimdi hepsinin çaresi var. Şüphesiz. Hepsinin çaresi. Bu mesleği devam ettireceğiniz için sürünüz ne kadar çoğalırsa bereketiniz de o kadar artar. Tarık bir şey soracağım. Çoban o kadar önemlidir ki sürüsü için. Peşinden gider. Ben bilirim. O hani çoban gittikçe koyun ilerler. Senin yaktığın, söylediğin bu türkülerle peşine takılıp geliyorlar mı? Yani sürü zaten çobanla bilir. Gerçekten bilir. Yabancı birisi geldiği zaman sürü mesela hepsi böyle döner bakar hani böyle yabancı biri gelmiş diye. Ama çobanlı bilir. Ahıra girdiği zaman böyle çobanlı sesini duyduğu zaman çok farklı davranır. Yabancı birisi geldiği zaman çok farklı davranır. Bir de senin koyunların senin o türkü söyleme halini bildiği için oradan daha da şanslılar. O zaman daha güzel otlanıyorlar. Daha güzel otluyorlar da. O şanstan biz de nasibimizi alalım mı? Köpekte var mı? Kangal köpeği de var mı? Tabii köpek şöyle olmazsa olmaz, vazgeçilmez. Çobanın gibi bir şey. Canım benim. Kaç köpeğin var? 2 tane köpeğim var. 2 tane yol arkadaşım var aslında. Onlar çünkü çoban için çok kıymetli. Tabii canım. En kıymetli. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir çoban ailesinden çok hayvanlarını görür. Köpeğini görür, affedersiniz eşeğini görür, koyununu görür, kuzusunu görür. Yani çobanın hayatı aslında hayvanlarla geçer. İşte o çobanın da sevdalandığı hayvanlar yani koyunları çobana sevdalıdır. Onlara da sen türkü yakıyorsun, türkü söylüyorsun. Onlar nasiplenir, biz de nasiplenelim mi? Bir türkü daha söyler misin? Tabii ki. O zaman böyle bir koyunla ilgili bir türkü söyleyeyim. Ne güzel olur. Görfe bir kuzu, görfe bir Mevla'yı seversen oy oy, ağlatma bizi gel koyun meleme, vazgeç huzurdan. Mevla'yı seversen oy oy, ağlatma bizi gel koyun meleme, vazgeç huzurdan. Koyun sen burada kuzlamadın mı? Koyun sen burada kuzlamadın mı? Sağımı solumu gözlemedin mi? Gözlemedin mi? Aç kurt gelir diye gizlemedin mi? Gel koyun meleme, vazgeç huzurdan. Aç kurt gelir diye gizlemedin mi? Gel koyun meleme, vazgeç huzurdan. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Bütün o sevda, aşk, acı, zorluk ne varsa türkülere yansıyor. Türkülerle de beraber aslında Tarık'ın vesilesiyle bize yansıyor. Sohbete devam edeceğiz. Özellikle bu çobanlarda yaşanılan zorluklar kimsenin gözünü korkutmasın. Hem Tarık'ın hem Mesut'un işi kolaylaştırdığı püf noktaları da var. Onları da alacağız ama hadi şimdi bir Karadeniz'e doğru uzanalım. Karadeniz'de çoban coşkun var. Peki sürüsüne yaylada çıkartırken, özellikle yaylaya çıkartırken nelere dikkat ediyor? Ne gibi önlemler oluyor? Onu bir izleyelim, sahada onu bir görelim, sonra tekrar buradayız. Karadeniz bölgesi. Denizi hırçın, toprağı engebeli, havası kararsız. Çalışkan ve üretken insanların diyarı. Sis bulutlarının süslediği Giresun-Trabzon il sınırındaki Sis dağı da masalları andırıyor. Ancak bu bölgenin kendine has iklim koşulları hayvancılık için elverişli bir ortam oluşturmuş. Hayvancılıkta yaz ayları yayla mevsimidir. Coşkun da sürüsünü önüne katıp yaylaya çıkacak. Bugünkü getirdiğimiz sürüde 250 tane koyun var. Bu koyunlar içerisinde 20 tane aynı köyden bir komşumuzun koyunu var. Başka bir köyden bir çoban arkadaşımızın 10 tane koyunu var. Geriye kalan da bizim işte, çıkıyoruz yaylaya. Yolculukta aksilikler de olabiliyor ama bu uzun yolculukta zaman kaybetmemek gerekiyor. Özellikle koyun hayvanı durduramazsın. Yani o sanki böyle birbirleri devamlı yarışmak için var olmuş bir hayvan. O yüzden biz yemek molalarını en fazla 10-15 dakikalık halde veririz. Günde de 3 kez falan dururuz yani. Toplamda 1 saate bulmaz molalarımız. Bugün söyleyeyim size, 5'te başladık yürümeye, akşam 8'de akşam ezanla birlikte obaya varacağız. asıl amacımız burada bizim ne oluyor? Sağ salim, kimsenin malına bir zarar gelmeden, zayiat vermeden hayvanlarımızı yaylaya çıkarmak oluyor buradaki asıl amacımız. Ve o emanetleri sağ salim aldığımız gibi insanlara aşağı dönüşte, yayla dönüşünde onları teslim etmek. Bu bizim amacımız. Zorlu yayla yolculuğunun sonunda kafile hedefledikleri gibi gün batmadan önce sürüyü konaklama yerine getirmeyi başardı. Artık sürü, çobanın sadık dostu köpeklere emanet. Çobanlık mesleğini devam ettirenlere bin selam olsun. Onlar olmazsa sürüler olmaz çünkü. Şimdi Mesut, 40 tane keçiyle başladın işin başına geldiğinde. Şimdi kaç keçin var? Şu anda 280. 280 keçiye çıkar. Sadece anaç bu, anaç sayımız. Hı hı. Bunların bir de yavrularıyla yani işletmemde 550 civarında küçükbaş hayvanım var. Ailenin desteği çok önemli. Müsaade edersen bunu söylemek istiyorum. Eşin de burada. Kesinlikle. Eşinin desteği o kadar önemli ki. Çünkü kırsalda kadın bir işi sevmezse, devam ettirmek istemezse ne yazık ki aile göç etmek zorunda kalıyor. O yüzden kadınlar bu noktada çok önemlisiniz. Siz kırsalda kalınca aile de kırsalda kalacaktır. 500'e yakın keçi, Allah kolaylık versin. Devlet desteklerinden biraz konuşalım. Hani dedim ya, püf noktalarını çözmüşsünüz. Yani araştırıyorsunuz, daha ne kadar büyütebiliriz işimizi diye. Aldığın devlet destekleri neler? Şimdi sürü büyütme desteği alıyoruz. Bunun açılımı da sürü, mesela bu sene 280 keçim var. Ertesi sene 350 keçim oldu. O aradaki artan 70 anaç başına devletimiz 200 liraydı galiba. Oradan bir destek alıyoruz. Daha sonra çoban istihdam desteği alıyoruz. Bağkurunu düzenli ödeyenlere devletimiz 6.000 liraydı. Şu anda 12.000 liraya çıkardı. Oradan bir destek alıyoruz. Bir de bu kulaklardaki sarı küpelerden, Türkvet küpelerinden aldığımız anaç başına yatıyor o. Ayrıyeten bir de Mersin Kılkeçisi halk elinde ıslah projesinden faydalanıyorum ben. Orada da oğlaklar doğduğunda biz bir tartım yapıyoruz, küpelerini takıyoruz. Oğlakların ikinci tartımı yapıldıktan sonra destek almaya hak kazanıyor. Hem annesi hem doğurduğu oğlak başına. İkiz oğlak doğurduysa bir de annesi, üçüne de 150'şer lira çarpı 450 lira. Ayrıyeten teke. Tekelerimiz de teke başına 350 lira, oradan da bir desteğimiz var. Tekeleri de 1 Ağustos'la 15 Eylül arasında keçilere katım yapıyorum. Tekeleri katım yapmadan önce de keçilerden ayırıyorum. Özel yeme tutuyorum ki güçlü olsunlar. Hocam, Mesut bu işi çözmüş, öyle değil mi? Evet, evet. Şimdi sadece keçi değil konuştuğumuz, biraz önce söylediğim gibi limonundan portakalına, keçi boynuzuna kadar bölgede hemen hemen ne yetişiyorsa Mesut onları da yetiştirmeye devam ediyor. Evet. Aynı zamanda Mesut kendi arpasını da yetiştiriyor. Evet. Önemli bir girdi hocam hayvancılıkta. Kendi arpasını da yetiştirmeye başlamış. Bunların sonra tadına bakarız hep beraber. Ayrıca tatlı limon Mersin'in. Bunu birçok daha yani bilen yok. Tabii, anlat o zaman onu. Heh. Şöyle hemen göstereyim. Kokusundan belli zaten. Şimdi bu limon tatlı limon. Yani limon dediler mi herkes bir şöyle yüzünü değiştirir, buruşturur. Ekşitir. Ama bu limon şekerli, yani tatlı portakal gibi aynı. Çekirdeği bol olur. O da bizim orada yetişiyor. Hepsine nasıl yetişiyorsun? Keçiler bir yandan, İşte arpa ekiyorsun bir yandan, işte limonuydu, portakalıydı. Az önce dediniz ya, el öpülesi, kadınların desteği çok önemli. Annemden, babamdan Allah razı olsun. Bizde bir zincir var. Babam kurbanlık besleme işini yapar. Annem keçilerin doğumuyla ilgilenir. Eşim işte evin düzeniyle ilgileniyor, bizle ilgileniyor. Ben de ikisi arasında hem hayvancılıkla hem tarımla, bir yandan limon yetiştiriyorum. Limondan kazandığımla hayvancılığa yatırım yapıyorum. Hayvancılıktan kazandığımda tarıma yatırım yapıyorum. Bu şekilde bu zincir Allah'a şükür ayakta olduğu sürece biz de devam ettiriyoruz. Ülkenin genç girişimcilere ihtiyacı var, hep söylüyoruz. Kaç evlat var Tarık? 2 tane, bir kızım bir oğlum var. Geliyorlar mı peşinden? Tabii canım onlar. Ben zaten nereye gitsem peşimden gelirler hemen. Ahırda. iş yaparken. Bilhassa eşeğe binmeyi çok severler. Yani çocuk köyde yaşta olduğu için mecbur, çocuklar onları gördüğü için onlara hevesleniyorlar. Öyle. Senin eşin de aynı şekilde. Buradan aynen, selam olsun ona da. Yani Tarık'ın en büyük destekçisi elbette ki ailesi ve eşi. Onlarla beraber yol tabii haritan ki devam ediyor. Şimdi özellikle sen keçide de bahsettin ama koyunda artık bizim için çok geleneksel ve bir şenlik havasında müthiş bir muhabbetle hocam koç katımı geleneği evet devam ediyor. Koç katımı senin için ne ifade ediyor? Koç katımı nedir? Neden bir çoban için koç katımı önemlidir Tarık? Koç katımı sürünün büyümesinin ilk başlangıcıdır. Hani tarla ekimi gibi aynı. O tohumları saçarsınız ya tarlalara. Burada aynı koç katımı yapılır sürüye. Sürünün büyümesinin ilk başlangıcıdır. Halkanın ilk zinciridir. Yani bir yıl beklediğiniz emeklerin filizlenmesini sağlayacak olaydır. Onun için koç katımı güzeldir. İşte dualarla katılır. Yemek veririz. Koçları süsleriz, boyalarız. Hatta TRT belgeselde bir belgesel yapmıştık bununla ilgili. Yani böyle bir şenlik havasında olur. Dualarla katılırken hani o yıl bereketli geçsin, bereketli olsun diye. Koç katımını yaptıktan sonra da koçlarımızı tabii ki katmadan önce besleriz ayrı aynı tekelerde olduğu gibi. Onlara özel bakarız. Aynı damat gibi süsleriz, boyalarız. Öyle katarız. Yani koç katımı bir gelenektir. Hem de işte o yılın başlangıcıdır aslında. Anadolu insanının Tahir hocam yaptığı her adım aslında bize bir şey ifade ediyor. Bir şey anlatıyor. Evet. Bizim sadece yapmamız gereken tıpkı her iki genç girişimci kardeşim gibi gelenekle teknolojiyi bir araya getirmek. Evet. Yani bilimi bir araya getirmek. Evet. O zaman çünkü sürü sağlığı ön plana çıkıyor. O zaman bereket artıyor, öyle değil mi? Evet, o püf noktalarını kaçırmamak gerekiyor. Yani evet, sadece geleneksel yöntemle de değil. Sen de öylesindir şimdi tabii, değil mi Tarık? Tabii koçlarımızı tahlil yaptırıyoruz mesela. Evet. Şu anda da ekranda sizin yaptığınız koç katımı var. Dualarla başlıyorsunuz. Bereketli olsun. Artsın, azalmasın. Allah razı olsun. Amin cümlesi inşallah. Bütün ülkemize inşallah. Hocam, ne kadar emek olursa o kadar da güzel oluyor iş. Şimdi izleyenler diyebilirler ki ya Nilgün abla böyle konuşuyorsun ama biz de işte 25'li yaşlardayız diyelim ki beni izleyen genç kardeşlerim. Ya bu çobanlık mesleği de çok zor. Hadi bir günün anlattır bakalım Mesut'un da biz de öğrenelim diyebilirler. Elbette ki zorluğu var ama Mesut hem Tarık'tan hem senden aslında o bir gününüzü isteyeceğim. Bir çobanın evet bir günü nasıl geçer? Bizde sabah ezanında kalkış başlar. Yörüğün vazgeçilmezi bazlama, kendi ürettiği buğdayın bazlamasının lezzeti de vazgeçilmez. Soba yakılır, annem sobayı yakar, bazlama yatmaya başlar. Peynir sıkmamızı, kendi peynirimizi sıkmasını yaparız, kahvaltımızı yaparız. Daha sonra herkes görev dağılımına geçer. Yine genelde annemle babam oluyor hayvanların başında. Ben de havadan destek yapıyorum gerektiği yerde. Hı hı. Hayvanların işte günlük sabahleyin yemleri verilir, daha sonra otlatmaya bırakılır. Doğuracak olan hayvanlar varsa tek tek ağılda takip edilir. Bakıyorsun doğumu yakınsa hemen çam bağlıyoruz boynuna ki güdüm sırasında, otlatma sırasında arazide sancısı geldiğinde kendisini sürüden dışarıya atıyor. Nerede bir kuytu köşe var oraya saklanıyor ki akşam olduğunda o çanın sesini öttürdüğü zaman o çanın sesinden yerini tespit ediyoruz ki tilkiler yavruyu yemeden biz bulalım. Şu ses var işte. Çam. Bu ses, bu toprağın sesi işte. Değil mi? Evet. Tabii ki. Çanı kime takarsın keçide? Yani hangisine takarsın? Doğum zamanında sancılanan keçilerin hepsine takarız. Ama doğumlar bittikten sonra keçide nerede bir yaramaz, hayırsız olanı var ona takılır. Çünkü en baştan o gider, en hayırsız yerlere de o gider. Onu bulmak için değil evet mi? Peki, koyunda? Biz genellikle koyunda en çok sevdiğimize takarız. En güzeline, en süslüsüne, bir de en çok cana yakınına takarız. Nasıl farklılar? Biri en delisine takılır. Hani bizde de hani gösterişlisine takılır da onun haricinde işte yaramazı oluyor mutlaka. Gruplaşma yapıyorlar. Onlara takıyorsun ki sürüden ayrıldığında çobanın kulağı çanda olur. Hmm. Bir de başka işletmenin çanını bilirler. O çan bizim değil derler. Mesela bir çan sesi gelir. Kulak veririz. Bu çan bizim değil, şu kişinin. Gitmeyiz oraya. Çan sesinden biliriz yani o bizim olup olmadığını. Şu çobanların aslında özellikleri o kadar önemli ki çan sesini tanımanız, evet, sürüyü çok uzaktan bilmeniz, görmeniz değil mi Tarık bunlar? Tabii. Bunlar böyle sonradan Tabii son dönemde çobanlarımızla ilgili artık eğitimler de veriliyor. Devlet sürü yönetimi üst başlığında hocam çobanlığın ciddi bir meslek olduğunu bir kez daha hatırlatmaya çalışıyor ama bir yandan da o geleneksel bilgiyle de çobanlık o özelliklerini ön plana çıkartıyor. Tabii. Değil mi? Şimdi yani bu çanlar olduğu zaman sürü de mesela ola ki hani bölündüğü zaman sürüde bazısı bölünebilir yağmurlu havada falan. Sürü bile bilir yani çan sesinde kendi sürüsü olup olmadığını. Yani bir nevi de hani bu böyle bir alarm gibi. Uyuklayan oluyor. Olur ki biz mesela yazları dağda yatarız keçeyle, kepenekle. Sürü gittiği zaman olur ya insanlık halidir, uyku halidir. Uyanamazsak bu çan sesinden duymamızı da sağlar. Yani nereye gittiğini duyarız. Ondan sonra işte sürü bölündüğü zaman oraya sürünün gelmesini sağlar. Birbirinden haberi olmasını sağlar. Tabii biz bağcak atıyoruz da. Yatarken, bağcağı takıyorsunuz tabii, değil mi? Tabii bağcak koynumuz olur. Hani onu bilmeyenler çok oluyor. İnternette bana çok soruyorlar da onu buradan cevaplayayım. Söyle Tarık, bağcağı anlat. Bağcak gece dağda yatarken çoban hani biraz istirahate çekilir. Hayvanlar da istirahate çekildiği zaman bir tane sürünün içine bir koyunu, belki keçiye de yapıyorlardır aynısını. Bilmiyorum dağda yatıyorlarsa eğer gece. Onu alıştırır yanına. Yem verir, işte arpa verir, buğday verir, tuz verir. Boğazına bir ip bağlar, o ipin birini de koluna bağlar. Uyuduğu zaman hani uyanamazsa sürü gittiği zaman o hayvan onu çeker. Eğer ki çektiğinde kalkmazsanız gelir böyle ayakla keçeyi deşmeye başlar yani kepeneği. Öyle bir şey yani aslında bir alarm sistemi gibi bir şey. Güvenlik sistemi yani. Ne güzel. Hadi kepenek dedin, oradan devam edelim. Kepenek de çobanın olmazsa olmaz. Aslında kıyafet hocam. Hele ki Sivas'ın soğuğunda giyiyorsun değil mi kepenek? Tabii mecbur giyeceğiz. Mecbur giyeceksin yoksa o soğuğa nasıl dayanacaksın? Aynen. Senin bir günün nasıl geçiyor Tarık? Biz de aynı sabah işte kalkarız. May, Nisan sonunda başlar bizim mera işimiz. Haziran'a kadar gündüz gidip akşam eve geliriz. Ondan sonra da akşamüstü işte ilkindi vakti 4-5 gibi çıkar. Sabah 8-9 gibi eve geliriz. Sabah işte kalkarız, kahvaltımızı yaparız. Ben koyunları alır götürürüm. Abim tarlaya gider. Veyahut işte hanımlar, işte eşim, yengem ahırda iş varsa onlar yaparlar. İneklerimiz var, onlara bakarlar. Sabah çıkarız işte eşeğimize güzel azığımızı alırız. Aynen böyle görüktüğü gibi. Gideriz. Belli bir vakitte koyunlar da dinlenmek ister. Hani doyarsa, yatarsa çayımızı içeriz. Sonra yine kaldırırız işte eve doğru geliriz. Gece özellikle tabii keçiyi bulursan indirirsin aşağı Mesut Dağı'la. Koyu mutlaka yaylamaya devam eder. Yani gece de siz kalıyorsunuz. Şimdi hava sıcak olduğu zaman gündüzleri koyun hani keçi gibi değil. Sıcağı pek şey yapmaz. Sevmez yani. Onun için geceleri otlatırız. Geceleri de işte akşam çıktığımızda saat 5 gibi falan. Saat 9-10 gibi bir koyunlarımız yatar. Çayımızı içeriz. Yemeğimizi yeriz. Allah ne verdiyse. Ondan sonra 1-2 saat daha yayarız. Ona da işte örüm derler. Kimisi örü der. Yani gece yaylımı. Böyle bir kalkıp böyle bir dolandırırız 1-2 saat. Ondan sonra tekrar yatarız. Sabah işte 3.30-4. O arada tekrar kalkar. Eve doğru devam ederiz yani. Hiçbir meslek kolay değil hocam. Ama hangi mesleği yaparsanız yapın çok sevin derler ya. Ben Mesut'un gözünde de Tarık'ın gözünde de o sevgiyi, muhabbeti görüyorum ki sürülerini sağlıklı bir şekilde çoğaltıyorlar, bereketlendiriyorlar. Şöyle sabahın ilk ışıkları oldu tabii Tarık. Koyun otladı. Hepsi sağlıklı, güzel. Benim Tarık'tan beklediğim yine bir türkü. Olur. O zaman şafak söktü yine sunam uyanmaz söyleyeyim. Hani şafak söktü tam böyle sabah. Sen nasıl sabah şeyinde. Güzel olmaz mı hocam? Harika olur. Çal sesin duyulmaz. Uyan sunam, uyan uyan derin uykudan. Çağırırım sunam, sesin duyulmaz. Uyan sunam, uyan uyan derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halımdan. Sunam uyan derin uykudan. Sunam uyan uyan derin uykuda. Dilerim Allah'tan sızlasın için. Uyan sunam uyan uyan derin uykuda. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halımdan. Sunam uyan derin uykudan. Ağzına sağlık Tarık. Teşekkürler. Ne güzel, bütün o bereketi Tarık'ın sesinde bugün hissettik. Mesut'un anlattıklarında hissettik. Çobanlık mesleğini devam ettirdiğiniz için saygıyla önünüzde eğiliyoruz. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Hocam çok kıymetli. Ülkemin koyun, keçi varlığını devam ettiriyor olmaları çok önemli. Bence pek çok gence de buradan mesajınız olsun. Çobanlık mesleğine devam etsinler, bırakmasınlar değil mi Tarık? Tabii ki, yani şimdi çobanlık aslında bir baktığınızda bir özgürlüktür. Yani kapıdan çıktığınızda kimse size karışamaz. İstediğiniz gibi yaparsınız, istediğiniz gibi yayarsınız. Allah'la sizin aranızda, bir de hayvanlarınız arasında. Onun için bir özgürlüktür çobanlık. Özgürlüğüne düşkün insan çoban olur bence. Ne güzel söyledin. Özgürlüğümüze düşkün olmak için yani çobanlık mesleğini devam ettirelim. Mesut, Tarık, Tahir hocam çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür bereketli ederiz. Bir oyun çok oldu. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Şimdi bir reklam arası, ardından buradayız. Efendim bizler bugün Bu Toprağın Sesi'nde hem Mesut'la hem de Tarık'la bu kutsal mesleği, yani çobanlığı konuştuk. Umuyorum bereketli bir yayın olmuştur. Bizden hemen sonra Alişan'la Hayata Gülümse dop dolu içeriğiyle sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah 8:45'te yeniden görüşelim. İyilikler olsun.